Ali Kova burçları. 7 Aralık, 13 Aralık. Nasılsın Kova burcum? Biraz gergin, biraz parayla ilgili endişeler ve ilişkiden doğan parayla ilgili endişeler yaşıyorsun. Çünkü hayatınızdaki eşiniz ya da sevgiliniz ya da hayat arkadaşınızla ilgili bazı kafanızda soru işaretleri var. Yaşamla ilgili kaygılarınız var. Bu düzen bozulursa ben ne yaparım, ne ederim diyen bazı kova burçları. Herhangi bir düzen bozulmayacak. Bence sizin kendi kendinize kurduğunuz bu ilişkide biraz sevgiyi, evet sevgi herkes sevilmeyi hak ediyor. Ama bu Covid'de de kimse kimseye sarılmasın canım. Ne gerek vardı ki yani? O yüzden hayatınızdaki insan sizden çıkmıyor. Eğer dırdır ya da çok konuşuyor ve kural koyarsanız çıkabilir. Ama şu an için bir çıkış görmüyorum. Sadece ilişkilerle alakalı noktada seviye enerjimizde biraz sert konuşmalar var. Bu konuşmaları yumuşatacağız. İfadelerimizi yumuşatacağız ve ilişkiye tekrar sağlam hareket edeceğiz. Çok yoğun bir iş temposu olan, özellikle önünde evraklar, kağıtlar, dosyalar, onu yaz, bunu yaz, bilgisayar üzerinde çalışmalar yapan kova burçlarında güzel işinizde daha büyük bir rahatlama. Hatta ve hatta eğer iş ofisinizi eve taşıma gibi ya da evden hizmetler verme gibi durumunuz söz konusu olacak. Bu daha size keyif verecek ama bir ay sonra anlarım size. Şu an keyifli verecek. Bir ay sonra kafayı yiyebilirsiniz. Dikkat edin diyorum. Çünkü siz insanlarla muhatap olmayı, enerjik olarak insanlarla paylaşmayı, konuşmayı, o enerjiyi almak isteyen bir enerjiye sahipsiniz. Ev belli bir süre sonra sizi kasabilir. Ama şunu demek istiyorum. Büyük başarılar, büyük ödülleri de hak ediyorsunuz. Bunun karşılığını bu yıl bitmeden verimlilikle alacaksınız Allah'ın izniyle diyor. Ev hayali kuran ve ben kiradan bıktım, benim bu evim bir para var, bu para gelirse ev alacağım diyen kova burçlarında bu yıl bitmeden bu para gelecek. Yani bununla ilgili evraklar, kağıtlar gelmiş olacak ki siz bu mutluluğu, bu coşkuyu, bu umudu yaşıyorsunuz. O yüzden ev konunuz gündemde ve bu ev sizin kapınızın anahtarını açmaya geliyor. Ev sahibi olacaksınız. Hiç korkmayın istiyorum. Uzun süredir kardeşlerle alakalı bir bina ya da bir ev konunuzla alakalı anlaşma yoluyla satım ya da kimin oturacağı ile ilgili karar verecek. O kişi satın alacak ve haklar paylaşılacak. Bunun konuşması da yavaş yavaş özellikle 14 Aralık'tan sonra yani 14-17 Aralık itibariyle bu konuşmalar hem de gündeme gelecek. Şimdiden altyapı yapacaksınız. Böyleydi, böyleydi, şöyleydi, şöyle olmalıydı, böyle. Bu hafta bu altyapıyı sağlayacaksınız ama o bir hafta radikal masaya oturulacak ve planlı şekilde devam edecek. Özellikle evde de parkeler, su giderleriniz, mutfakla ya da banyoyla alakalı su giderlerinizle alakalı ev ısınmıyor olabilir. Kaloriferlerinizle alakalı bir sıkıntı olabilir. Bilmiyorum. Bir giderlerle ilgili bir değişmesi gereken bir sorununuz var. Bunlarla ilgili bir hani bir tardilat değil de evi kontrole gelip yapılması gereken ufak tefek tardilatlar var. Dekorasyon değil, tardilatlar var. Bunlar yapılacak ve ev düzeni daha rahat ve daha sağlıklı bir enerjiye giriş sağlayacak diyorum. Böyle bir tardilat haftanız olabilir ya da eşiniz bu tarz şeylere ya da sevgiliniz bu tarz şeylere merak olabilir. Bu tarz bir ufak bir oluşum var gözüküyor. Kendi işini yapan ya da yapmak isteyen kova burçları bence biraz daha bekleyin. Doğru zamanı bekleyin. Şu an böyle bir hata yapıp boşuna hani kira ödemenize ya da çalışan kurmanıza gerek yok. Bu sistemi bu şekilde yapıyorsunuz. Diyaloglarınız var. Oturun şu an evinizde. Yani birkaç hafta sonra bu planı tekrar masaya yatırırız ama bu hafta bunu yaparsanız risk altında olabilirsiniz. Büyük banka, finans sektör yani bu tarz sektörde çalışanların çoğu evde devam ettirecek. Üst düzey yöneticiyseniz bir sağlık problemi yaşayabilir. Devlet özellikle asker, polis ya da bu tarz amblemi olan, üç amblemli olan kova burçlarında da yer alanla ilgili bir rahatlama, konumunuzla ilgili bir rahatlama, derin bir nefes alacağınız bir hafta olacak. Bence çok iyi geçecek size bu rütbeli olanlarla ilgili noktada. Bir de aile büyüklerimizde bir sağlık, özellikle anneanne, dede, nine, yani bu büyük hala, büyük teyze dediğimiz kişilerde bir sağlık problemi olabilir, biraz sıkıntı yaşanabilir. Sağlığınızda, bu ara sağlık da karın bölgemizde kilo aldınız, biraz karın, spor yapın değerli kova burçları. Aşk, aşkların en büyük yaranız, uzun süredir ilişkisi olmayan kova burçlarını nasıl bulacaksınız bilmiyorum ama böyle bir enerji auranız var.
başaracaksınız ve bu sevgi enerjisine de sahip olun. Çünkü benim eksik yanım sevgi diyen kova burçları var. Ben paradan puldan vazgeçtim. Yemek yiyeceğim, sohbet edeceğim, beni anlayacak birini istiyorum diyen kova burçlarına da güzel bir aşk enerjisi uyarısı veriyor. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli kova burçları. Umut her şey sizinle olsun. Instagram sayfalarım Astrolojiden Ne Haber ve Akkaya Official'dır. Takip etmek isteyen geçip takip edebilir. Rabbim Allah'a, Rabbim sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.